Pakistan'ın Penjab eyaletinde kaçırılan 13 yaşındaki Hristiyan kız çocuğu Saima Javed'in kaçırılmasından 25 gün sonra ailesine geri dönmesi emredildi. Bu sonuç kaçırılan, din değiştirmeye ve evlenmeye zorlanan Pakistanlı Hristiyanlar için nadir görülen bir zafer. Pakistan'ın Penjab eyaletinde kaçırılan 13 yaşındaki Hristiyan kız çocuğu Saima Javed'in kaçırılmasından 25 gün sonra ailesine geri dönmesi emredildi. Bu sonuç kaçırılan, din değiştirmeye ve evlenmeye zorlanan Pakistanlı Hristiyanlar için nadir görülen bir zafer. Saima'nın annesi kızlarının 1 Mart'ta Shan Shera ve Nazir Shera adlı kişiler tarafından kaçırıldığını söylemişti. 26 Mart'ta mahkemeye başvuran Saima kaçırıldığını, din değiştirmeye zorlandığını ve evlenmek zorunda kaldığını belirtti. Saima'nın tanıklığına karşılık yargıç, kızın ailesine geri dönmesini emretti ve kaçıranlara yönelik işlem başlatıldığını bildirdi. Saima'nın babası Uluslararası Hristiyan Kuruluşu'na, "Çok fakiriz ve tuğla fabrikasında çalışıyoruz. Kızlarımız tacize uğruyor. Polis 5 gün bizi dinlemedi." Olay sosyal medyaya yansıyınca 5 Mart'ta ilk rapor oluşturuldu. "Kızımın kaçırıldığı günden itibaren depresyonda kaldım. Hatta intihar etmeyi bile düşündüm. Genç Hristiyan kızlar bu ülkede güvende değil. Pakistan'da eşya veya köle olarak görülüyorlar. Yetkililer Saima'yı kaçıranların cezalandırılmasını sağlamalıdır" açıklamasında bulundu. Pakistan'da Dayanışma ve Barış Hareketi Hristiyan ve Hindu kızların kaçırıldığını, din değiştirmeye ve evlenmeye zorlandığını belirtti. Çoğu durumda mağdurların seslerini yükseltmediği ve kendilerini kaçıranlarla beraber yaşamaya devam ettiğini açıkladı.